büyüklerin hayatları izlenirken, insan başka bir aleme girdiğini hissediyor. Gönlünü tertemiz hislerin ulvi ateşi yakıyor ve ilahi feyz sarıyor. Tarih öyle insanlar kaydeder ki, birçok büyükler onlara nispetle küçük kalır. Allah kabul etsin cümlemizi. Müjde! Müjde! Mirza amca müjde! Bir oğlun oldu. Allah'ım şükürler olsun. Al bakalım. Gözün aydın olsun Mirza efendi. Allah salih eylesin. Adını ne koyuyorsun? Ben bilmem. Dedesi Ali Efendi bilir. İsmi Said olsun. Dünya ve ahirette ismine layık olur inşallah. İnşallah, inşallah. Vay Sait, hoş geldin. Bakıyorum yine elinde kağıt var. Ver bakayım o kağıdı. Vermiyor ya. Kimseye vermez. Boşuna zorlamayın. Çok ciddisin Sait. Abdullah, yormuyorsun çocuğu. Abi o daha küçük. Ne küçüğü dede? Sait okumayı bile söktü. Aferin oğluma. Benim akıllı oğlum büyüdüğü zaman ilim irfan sahibi olacak. Alim olacak inşallah. Buyur baba. Abdullah oğlum ellerinizi yıkayın, sofraya gelin. Uğurlar olsun Mirza kardeş. Said'i nereye götürüyorsun böyle? Sağ olasın Mustafa kardeş. Said medreseye gitmek ister. Ama Said daha çok küçük. Durmuyor ki. Baba, geç kalmayalım hadi. Daha çocuk yaşta ilme merakı, hareketliliği, yerinde duramaması onun medrese medrese dolaşmasına sebep olur. Bundan dolayı da Seyit Nur Muhammed'in medresesinde ders almaya başlar. Onun buradaki başarısı arkadaşlarını kıskandırır. Şimdi görür. Her şeyi de bilirmiş. Al sana! Olur! Yapmayın! Teker teker gelin!
Şimdi gününü göstereceğim sana. Seni çok bilmiş seni. Görürsün şimdi. Yürüyün bakalım. Üstad Seyit Nur Muhammed sizi istiyor. Şeyh Efendi, bu çocuklara söyleyiniz. Benimle dövüşürken dörder dörder değil, ikişer ikişer gelsinler. Etrafımızdaki bütün medreseleri bitirdin. Kavga etmedik yer bırakmadın Said. Senin bu halin ne olacak böyle? Ama haksızlığa tahammül edemiyorum baba. Talebelerin hepsi benden çok büyük. Onlara gücüm yetene kadar evde kalırım ben de. Ah oğlum, hep öyle söylüyorsun ama birkaç gün geçmeden yeni bir medresenin yolunu tutuyorsun. Bu sefer yolun ne yana oğlum? Nasip olursa Erzurum'a. Muhammed Celali Hazretleri'nde okumak istiyorum. Seni durdurmanın imkanı yok kardeşim. Git gel de bir münazara yapalım. Erzurum'a gidişi Said'in hakiki tahsilinin başladığı zamandır. Burada 3 ay kalır. Şeyh Muhammed Celali Hazretlerinden ders alır. 80'e yakın kitabı okur. Çoğunu ezberler. Onun bu keskin zekası, talebeler ve hocalarla olan ilmi münakaşaları, tüm doğuda tanınmasına sebep olur. Ancak 2 senede okunabilen Cemül Cevami adlı kitabı 2 cuma arasında ezberler. Ezberindeki bu kitapları 3 ayda bir zihninde tekrar eder.
Erzurum'dan döndükten sonra ağabeyi Abdullah onu okuduğu kitaplardan imtihan eder ve şaşkınlığını gizleyemez. Hangi kitaptan soru sorarsa Sait tüm soruları cevaplandırır. Maşallah. Erzurum'da 80 kitap okumuş dedi. Hepsinden teker teker imtihan ettim. Bütün sorularıma doğru cevap verdi. Riyazete böyle girmemelisin kardeşim. Bünyen çok zayıf. Arkadaşların 3 günde bir parça kuru ekmek yediğini söylüyor. Gel köye dönelim. Bitlis'e gidip Mehmet Emin Efendi Hazretlerinin tekkesini ziyareti düşünüyorum. Sonra Allah nasip ederse Molla Fethullah Efendi'nin medresesine gitmeyi düşünüyorum abi. Onun bu keskin zekası herkesi hayrete düşürüyordu. Bir zamanlar ders aldığı ağabeyi Abdullah, daha sonra ondan ders almaya başlıyordu. Hatta hocasının şu ifadesi, onun kabiliyetini en güzel şekilde ortaya koyuyordu. Fesübhanallah, zeka ile hafızanın bu boyutta bir insanda bulunması şimdiye kadar pek az rastlanmıştır. Sait, sen artık alimsin. Cübbe ve sarık giymeyi hak ettin. İlim olarak öyle olsa da efendim, henüz buluğa ermiş değilim. Bir gece rüyasında Abdülkadir Geylani Hazretlerini görür. Ey Sait, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa iyice azdı. Git onu hidayete davet et. Aksi takdirde öldür. Allahu Ekber. Sait bu rüya üzerine derhal Miran aşireti reisinin yanına gider. Miran reisini gördüğü halde yerinden kalkmayan bu çocuk da kimdir? Bölgemizdeki meşhur Molla Sait efendim. Söyle bakayım, ne istiyorsun? Ey paşa, sizi hidayete davet etmeye geldim. Zulmü bırakacaksınız, iyilik yoluna girecek ve namaz kılacaksınız. Deme ya, peki dediklerini yapmazsam? Eğer yapmazsan seni öldürürüm. Şu paslı kılıçla mı? Kılıç kesmez, bilek keser.
Öyleyse cezire alimleri toplanacak. Onlarla yarışacaksın. Hepsini yenersen dediğini yaparım. Aksi olursa seni ırmağa atarım. Bütün alimleri yenmek benim haddim olmadığı gibi beni ırmağa atmak da senin haddin değildir efendi. Ancak bütün soruları cevaplarsam sizden bir mavzer alırım. Mavzer mi? Mavzeri ne edeceksin çocuk? Eğer sözünde durmazsan seni vurmak için. Söyleyin cezire alimleri toplansın. Şu kendini bilmez çocuğa haddini bildirsinler. Tamam, bu kadar yeter. Okumuş biri değilim. Ancak bu küçük mollayı yenemeyeceğimizi anladım. Birkaç soru da ben soracağım. Sait, cezire alimlerinin tüm sorularını cevaplandırır. Hatta alimler o kadar şaşırırlar ki çaylarını dahi içmeyi unuturlar. Sait hepsinin çayını içer. Mustafa Paşa hayretler içerisinde kalır. Tamam, bu kadar yeter. Birkaç soru da sen sor bakalım. Ben kimseye soru sormamaya kendi kendime söz verdim. Ama bana soru sormak isteyen varsa cevaplamaya hazır. Tamam tamam, münazara bitmiştir. Yalnız ayrılmadan bir düzeltme yapmam lazım. Bir sualin cevabını yanlış verdiğim halde hiçbiriniz farkına varmadınız. Onu düzeltmem gerek. Allah'ın emrine itaat etmeyen padişah da olsa hayduttur. Bana müsaade. Ağza alınmayacak şeyler söyledi efendim. Namaz kılmayan padişah da olsa hayduttur dedi. Kulaklarıma inanamadım. Ve ilk sürgün başlar. İki jandarmayla yürürlerken namaz vakti gelir. Üstad kelepçelerinin sökülmesini ister. Birkaç kez bu isteğini tekrarlasa da jandarmalar açma yetkilerinin olmadığını söyleyerek bu isteğini geri çevirirler. Tekrar söylüyorum, vakit geçiyor. Açın şu kelepçeyi, namaz kılacağım. Yasak dedik efendi, yasak. Mutasarrıf Nadir Bey'in emri var, açamayız. Padişah efendimizin aleyhinde konuşmuşsun. Mümkün değil. Kelepçeyi nasıl açtın? İnanamıyorum. Şu işe bak, az daha çarpılacaktık. Ve sonra Sait namazını kılar. Bunu daha sonra soranlara bu olsa olsa namazın bir kerametidir der. Üstad,
Van'da bulunuşunuz bizim için bir saadet. Gelmenize vesile olan Hasan Paşa'ya minnettarım. Tahir Paşa, söyle bakalım, yeni soruların yok mu? Kimya, fizik, hepsine vakıf hocalarım burada. Olmaz mı? Evet, şimdi anlaşıldı sorular nereden geliyor. Sana soru yetiştirmek kolay mı sanırsın? Avrupa'dan yeni çıkan kitapları getirttiriyorum. Üstadın fizik, biyoloji ve kimyadaki ilmi fevkaladedir. Öyle, aslında İstanbul'a, Büyük Deniz'e açılması gerek. Ne o? Yoksa bir rahatsızlık mı var paşa? Ne münasebet üstad. Siz olmazsanız bölgedeki aşiretleri kim barıştırır? Lakin laf padişaha gidene kadar çok menzil değiştiriyor. Öyle sanıyorum ki paşa Mardin'deki tutuklamayı ima ediyor. Bediüzzaman'ın hayatımın gayesi dediği Medrese-tüz-Zehra hayali hep aklındadır. İşte şuraya büyük bir medrese gerek Tahir Paşa. Medreselerin tutuculuğunu, mekteplerin din korkusunu yenecek Mısır'daki El-Eser'in kardeşi bir medrese. Biliyorum, Medrese-tüz-Zehra hayali yakanı bir an bırakmıyor usta. Derim ki git padişah, bu okul bölge için hayati öneme sahiptir. Koskoca Osmanlı ilmi fakirleşmeye doğru gidiyor. Hayır paşa, bunu yapamam. Kendime 4 şeyi yasak ettim. Hiçbir alime soru sormamak, kimseden hediye ve maaş almamak, talebelerim için yardım almamak ve bu dünyada mülk edinmemek. Okul ne senindir ne talebelerin, milletindir. Padişah sevinir böyle bir teklife. Van valisi olarak tavsiye mektubu da yazarım. Mektebe ihtiyacımızı anlatırım. Baksana şu habere. Koca Osmanlı ne hale düştü. İstanbul'a gidiyorum paşa. Seni bir türlü ikna edemezken ne oldu böyle birdenbire? İngiliz müstemleke nazırı bak ne diyor paşam. Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça onlara hakim olamayız. Ya bu kitabı onların elinden almalıyız ya da bu kitaptan soğutmalıyız. Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi güneş olduğunu dünyaya göstereceğim. Bediüzzaman İstanbul'a gitmeye karar verir. Hem küstah İngilizlere cevap vermek, hem medrese projesini anlatmak üzere yola koyulur. Thank you.
Beşiktaş! Hadi kalkıyor Beşiktaş! Beşiktaş kalkıyor! Onun İstanbul'a gelişini bir gazeteci şöyle yorumlar. Doğu'nun yalçın kayalıklarından bir ateşpare-i zeka İstanbul semalarında ortaya çıktı. Şekerci Han'a yerleşir ve kapısına her suale cevap verilir, hiçbir sual sorulmaz yazısını astırır ve bu yazı herkesin ilgisini çeker. Dur hele biraz. Şekercan'ın kapısında bir kağıt var bak. Her soruya cevap verilir ama soru sorulmaz yazıyor. Tamam tamam bildim. Bu Doğu'nun şöhretli alimi Molla Said. Bediüzzaman diyorlar ona. Hadi gel içeri girelim. Peki ya Osmanlı ve Avrupa hakkında ne diyorsunuz üstad? Osmanlı Avrupa'ya hamiledir. Avrupa'yı bir hükümet doğuracak. Avrupa da İslamiyet'e hamiledir. O da bir gün İslam devleti doğuracak. Ben de böyle düşünüyordum ancak böyle veciz ifade edemezdim doğrusu. Üstad, Jön Türkler için neler söyleyeceksiniz? Siz Jön Türkler dini incittiniz. Gayretullah'a dokundunuz. İslam'a eziyet ettiniz. Ve bunun sonucu tabii ki vahim olacaktır. Irkçılık, riya, zulüm, gaflet ve dalaletin birleştirdiği macundur. Yani siz Kızıl Elma idealine inanmıyor musunuz? Yoksa inanmak mı istemiyorsunuz? Bir kelle soğanı bin kızıl elmaya değişmem. İslam bize kafidir. Dünya sevgisi çok mu kötüdür üstadım? Dünyayı sevmek eğer hak adınaysa, o zaman dünyanın bütün dehşetiyle sana arkadaş gibidir. Ahiret yurdunu sevdiğinden, her varlıktan ve olaydan hesap günü için azık edinirsin. O zaman ne musibetler sana dehşet verir, ne yok olma sana korku verir. Büyük bir olgunlukla o misafirhanede müddetin gelinceye kadar huzurla yaşarsın. Gafletteki sevgiden ayrı bir sevgi mi bu üstadım? Gafletteki gibi seversen, sıkıntılı, ezici, boğucu, cezaya mahkum bir akıbete akar gidersin. Sizdeki gençlik bir gün gidecek. Eğer siz Allah'ın rızası üzere kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer İslam terbiyesiyle o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk gösterir ve kulluk ederseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmanıza sebep olacak. İkisi arasında uyum ve denge var değil mi üstadım? Elbette var evladım. Ama en bahtiyar odur ki, dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünya için feda etmesin. Ebedi hayatını dünya hayatı için bozmasın, boş şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin ve en nihayetinde selametle kabir kapısını açıp ebedi saadet sarayından içeri girebilsin.
Üstadım, yeni bir fikir akımı var. Allah'ın varlığını inkar ediyorlar. Kainatın tesadüfler sonucu ortaya çıktığını iddia ediyorlar. Bir eczanedeki ilaçlar, o ilaçları meydana getiren maddelerin her birinden çok ince bir hesapla 1-2 dirhem bundan 3-4 dirhem ötekinden alınarak yapılır. Eğer birinden 1-2 dirhem fazla veya noksan alınsa, o ilaç hususiyetini kaybeder, belki de zehir olur. Hiç mümkün müdür ki o ilaçları meydana getiren maddeler garip bir tesadüfle içinde bulundukları şişelerin devrilmesiyle oluşsun? Her birinden belli miktar aksın. Zerre kadar idraki olan bir insan bu fikri kabul etmem diyecektir. Tesadüf imkansız. İşte o ilaçlar ve eczane maksatlı, bilgili, serveti olan eczacıya şahitlik ettiği gibi bu dünya eczanesi de o eczaneden ne kadar büyük ve mükemmelse o kadar kendi eczasını tanıttırır, sevdirir, hayran bıraktırır. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan unsurların, tabiatın ve sebeplerin işidir diyen adam, o ilaçlar ve ambalajlar şişelerin devrilmesiyle olmuş diyen adamdan daha ahmaktır. Kainattaki bu şuur ve görev sorumluluğu aklı olan için inkar kabul eder mi hocam? Gözü yummakla güneşi yok edemezsiniz. Kainat zerreden küreye ince bir hesap ve bilinçle, tesadüfe ihtimal vermeyen sayısız varlığın ilişkisiyle görevini yerine getirir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Semada bazıları dünyadan 1000 defa büyük olan gök cisimleri fırlatılan bir top güllesinden 70 kat daha süratli dönerler, birbirlerine çarpmadan gezerler, boşlukta direksiz dururlar, sönmeden, yağları, gazları, benzinleri bitmeden mütemadiyen yanarlar. Hiçbir gürültü ve karışıklık çıkmaz. Hiçbir cüssesine güvenip haddini aşmaz, isyan etmez. Kargaşa olsa hayat olmaz değil mi? O kadar kalabalık içinde hiçbir enkaz ve kire rastlanmaz. Hepsinin hesabı, çehresi birbirine benzer. Mahiyetlerinde bir gül kadar muhteşem bir ahenk vardır. Gündüz güneşle yeryüzünü seyreden insanlar, her akşam bir sinemadaki tabloları seyrediyormuşçasına, gece karanlıkla haşmetli manevralardan hasıl olan manzaraları seyrederler. Bu muhteşem idare ve tanzimden çıkan hakikat, kainatın yaratıcısının varlığına delildir. Hünkârım, takdir elbette ki zatınıza aittir. Lakin böyle her şeyi bilirim diyen, her suale cevap verenin deli olduğu söylenir. Padişahın selamı var sahip. Size maaş bağlayacak, sonra birkaç misli arttıracak. Ben maaş dilencisi değilim. Kendim için değil, milletim için geldim. Verilmek istenen maaş susmam içindir. Padişahı reddediyorsunuz. İrade reddolunmaz. Padişah, Peygamber Efendimizin yolundan gittiği müddetçe ona itaat edilir. Yoksa zulüm işleyen padişah da olsa hayduttur. Demek iradeyi reddediyor. Evet, aynen öyle, reddediyor. Bana maaş bağlayan padişah beni akıl hastanesine atıp ardından zaptiye nazırını ziyaretime göndererek deliye maaş bağlandığını bildiriyor. Netice vahim olacak. Medrese ile ilgili müracaatınız mecliste görüşülüyor Said Efendi. Maaşı öne alıp marifi arkaya atmanız acep hangi sebepledir? Benim menfaatimi milletin menfaatine tercih mi ediyorsunuz? Bu nasıl konuşmadır? Ben hür yaşadım. Hürriyetin sınırsız meydanı dağlarda büyüdüm. Bana hiddet fayda vermez. İsterseniz sürün beni. Fizan olsun, Yemen olsun razıyım.
Böylece siz dalkavukluktan, ben de yüksekten düşüp incinmekten kurtulmuş olurum. Ne demek istiyorsun sen? Sizden uzakta hakkınızda iyi şeyler düşünürdük. Yakından görünce yanıldığımızı anladık. Bu akıl hastanesi her şeyi anlatıyor. Bütün bunlar için size teşekkür ederim. Çünkü hakkınızda kötü düşünecek yerde iyi düşünüyordum. Kendi sonunuzu hazırlamada pek acelecisiniz. Bildiğinizi yapın. İstanbul'a gelirken hayatımı rüşvet olarak getirdim. Baskıya karşı hürriyet. Ama bu fitneyi uyandıran, düşmanı sevindiren değil, meşru hürriyet. İslam namına bu hürriyete aşığız. Yaşasın hürriyet! Yaşasın hürriyet! Yaşasın hürriyet! Yaşasın hürriyet! Bediüzzaman İstanbul'dayken 31 Mart olayları başlar ve daha sonra o da Divan-ı Harp'te yargılanır. İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti mensupları yargılandılar ve cezalandırıldılar. Gazetelerdeki yazılardan ve 31 Mart olaylarında kitaplarınızdan anlıyoruz ki şeriat istiyorsun. İslam'ın bir hakikatine 1000 ruhum olsa feda etmeye hazırım. Çünkü İslam saadet, adalet ve fazilettir. Yani İttihad-ı Muhammediye'ye dahil olduğunu itiraf ediyorsun öyle mi? Pencereden dışarı bir bak istersen. Onun en küçük verdiği olmakla iftihar ederim. Ne? İtiraf ediyor. Sılacak. Benim tarifimle o iddiattan yana olmayanlar dinsizlerdir. Helal olsun. Susun, sessiz olun. Divan-ı Örfi'nin kararını açıklıyorum. Beraat. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Gidiyorum ey koca İstanbul. Kardeşliği ve eşitliği senin tımarhanen ve hapishanende gördüm. Elveda ey gelin elbisesi giymiş koca karı. Zehirli bala benzersin. Medeniyet elbisesi giymiş vahşi adama benzersin. Şekline bakan seni ne kadar medeni görür. Ahlakın, zevk düşkünlüğün, kötü niyetinle o kadar vahşisin ki seni düşündükçe riya kelimesini hatırlıyorum. Üstad İstanbul'da fazla kalamaz. Batum yolu ile Van'a ulaşmak üzere gemiyle hareket eder. Van'da tekrar insanlara dersler vermeye başlar. Allah'ın varlığını, insanların ahlaki değerlerinin nasıl olması gerektiğini öğütlemeye başlar. Bazen bir kahvehanede, bazen bir köy odasında insanlara İslam'ın güzelliklerini anlatır ve talebe yetiştirmeye devam eder. Sonra Şam uleması onu davet eder ve Emevi Camii'nde çoğu alim 10 bin kişinin bulunduğu bir ortamda hutbe verir. Hamd alemlerin Rabbine,
Selam onun elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Şam şehri ulemasının teveccühüyle kardeşlerime bu hutbeyle seslenmek nasip oldu. Kardeşlerim, dağınık ve acılar içindeki İslam aleminin 6 büyük hastalığı vardır. Ve bu 6 hastalığı Kur'an eczanesinde tedavi etmek mümkündür. Bu hastalıklardan birincisi, ümitsizliğin hayat bulup dirilmesi. İkincisi, günlük hayat içinde ihlasın, samimiyetin kaybolup gitmesi. Üçüncüsü, düşmanlığa muhabbet beslenmesi. Dördüncüsü, iman ehlini birbirine bağlayan nurani bağların bilinmemesi. Beşincisi, diğer hastalıklarla büyüyen baskıcı iradeler. Altıncısı, yardım anlayışını şahsi menfaatlerinin dışına çıkarmama. Bütün kuvvetimle derim ki, ilerleme milliyetimiz olan İslamiyet'in ilerlemesiyle ve hakikatin tecellisiyle mümkün olacaktır. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaflardır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Ayrımcılık birliğe değil ayrılığa sebeptir. İslam'ın siyaseti kendisinden çıkmalı, başkasına alet ve basamak olmamalıdır. Müslümanlar gaflete düştü ve küstüler. Hristiyanlık fen ve medeniyeti kendine mal edip bu iki silahla üstünlük sağladı. Kosova düştükten sonra orada yapılmak istenen üniversiteye ayrılan para Van'da yapılacak üniversiteye tahsis edilir. Böylece üstad hayatımın gayesi dediği Medrese-tüz-Zehra'nın temellerini Van'da atar. Talebeleriyle birlikte gece gündüz demeden çalışırlar. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Alemi İslam'a hayırlı olur inşallah. Aleyküm selam Tahir Paşa. Üstad yorma kendini. Burası bitip talebe dolduğunda yorulacaksın zaten. Şükürler olsun Medrese-tüz-Zehra toprağa düştü. Sonunda padişah insafa geldi. Anlaşılan o ki Kosova Üniversitesi'ne ayrılmış bu pay Kosova düşünce Van'a nasip oldu. Yağmur yağacak. Desene rahmetli arkadaşlık edecek bize. Bu sırada şiddetli bir yağmur bastırıyor. Çalışmalara ara veriliyor. Üstad, gelecekte kurulacak medresesini hayal ediyor. Üstad, daldın. Yok bir şey, sadece bir an gözümün önüne geldi medrese Tahir Paşa.
Medrese inşaatı savaşın başlamasıyla yarım kalıyor. Ve Bediüzzaman talebeleriyle birlikte cepheye gidiyorlar. Haydos ediyoruz. Daha önemli bir iş çıktı. Ruslar saldırıya geçti. Doğu sınırındalar. Herkes evine gitsin ve haber beklesin. Hemen yola çıkmalıyım. Üçüncü orduya vaiz hizmeti isteniyor. Daha başka şeyler yapmalı. Düşmanın beklemediği işler düşünmeli. Çok haklısın üstadım. Ben de aynen öyle düşünmekteyim. Sivillerden milisler oluşturmalı. Paşam, ben böyle bir alay kurmaya hazırım. Bir alay ha? Çok iyi. Sürekli irtibat halinde oluruz. Böylece 3. ordunun işi hafiflemiş olur. Bundan sonra dersleri cephede yapacağız. Düşmanın çizmesi altında ders yapılmaz. Şimdi herkes görev başına. At, silah, erzak tedarik ederek Pasinlere hareket edeceğiz. Savaş başladı. Bediüzzaman ve talebeleri bir yandan savaşıyor, diğer yandan savaş seyrekleşince İşaratül İcaz adlı eserini yazıyordu. Van'da Ermeni katliamı söylentileri var. Rusların kuşatması ise devam ediyor. 6 ayda epeyce tecrübe kazandık. Şimdi Van'a doğru harekete hazırlanmalıyız. Sanırım ateş seyrekledi Habib. Tefsire devam edelim. Tamam üstad, ben hazırım. Sessiz olun! Kapatın çenenizi! Susun bakayım! Kim bu çocuklar? Ermeniler bizim çocukları topluyor. Biz de onların çocuklarını topluyoruz. Bırakın çocukları. Savaşmayan hiç kimseye sakın ola ki dokunmayın. Kim bunlar? Keçe külahlılar diyorlar onlara. Başlarında meşhur Bediüzzaman Said Nursi var. Çocuklarımızı serbest bıraktı. Çocuğun Ermenisi Türk'ü olmaz diyor.
O zaman tabii ki biz de onların çocuklarına dokunmayacağız. Vali olarak elimizde ne kadar imkan varsa sizlere feda olsun. Halkı Rus katliamından korumak için Gevaş'ta menzileneceğiz. Van'ın tahliyesinden sonra Hizan'da Ermeni katliamını durdurmamız gerekecek. Aslanlarım ileri! Cihat yolunda size ölüm yok! Yürüyün aslanlarım! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! ...14 top ve mühimmat Bitlis-Tatvan yolu üzerinde mevzilenmiş birliklerimize ulaştırıldı. İyi, güzel. Buradan çekiliyorlar. Başka cepheden daha şiddetli saldıracaklar. Savaş... bütün şiddetiyle devam ediyordu. Bu şiddetli çatışmalarda üstad en kıymetli talebesi Habibi ve yeğeni Ubeyd'i kaybediyordu. Allahu Ekber! Olamaz Habib, vuruldun mu? Ubeyd, yeğenim! 34 saat su altında etrafları çevrili kaldıktan sonra üstad esir düşüyor ve kampa getiriliyor. Hocam, yaranız ağır. Bu halde bir yere gidemezsiniz. Teslim olalım. Olmaz. Siz gidin. Ben onları oyalarım. Hadi. Sizi bu halde yaralı olarak nasıl bırakırız? 2 yıl çarpıştık. 34 saattir bu bataktayız.
Size hakkımı helal ettim. Gidin. Ayağım kırık. Size ayak uyduramam. Gidin hadi. Size emrediyorum. Seni Rusların elinden alırız. Ancak bundan sonra biz Kürtlerin bağımsızlığı için çalışacaksın. Yani Ruslarla işbirliği içine girip Osmanlı'nın aleyhine çalışacağım, öyle mi? İyice düşün. Sana reisimiz olmanı teklif ediyoruz. Buradan Kosturma'ya götürecekler sizi. Oradaki esaret şartları çok kötüdür. Bu esareti teklif ettiğin reisliğe değişme. Hı? Dikkat! Sen beni tanımadın mı? Tanıdım. Çar'ın yeğeni Kafkas cephesi komutanı Nikola Nikolaevich'sin. O halde neden ayağa kalkmıyorsun? İman kıymettir. Ben Allah'a inanıyorum. İnançsız birine karşı ayağa kalkmam. Öyle mi? Bu bana, orduma ve Çar'a yapılmış bir hakarettir. Derhal harp mahkemesi kurulsun. Üstadım, bunların hiç insafı yok. Ne olur özür dileyin. İmanıma muhalif hareket edemem. Kararı açıklıyorum. İdam. Söyleyecek bir şeyim var mı? Verdiğiniz ölüm kararı öte dünyaya gitmemi sağlayacak pasaport hükmündedir. 2 rekat namaz kılmak istiyorum. Tamam. Asker, dikkat! Ben hazırım. Hazır ol! Nişan al! Bu cesaret ancak inançla olur. Senden özür dilerim. Gideceğiz burada. Allah'tan umut kesilmez. İbadetlerimizi aksatmamalıyız.
duadan geri durmamalıyız. Hocam sürekli dua ediyorum. Demek kabul olmuyor. Bir çocuk seslenir. Hekim buyur der. Çocuk bana şu ilacı ver der. Hekim ya çocuğun istediği ilacı verir ya da hastalığına uygun başka bir ilacı verir. Veya zararı olacağını bildiği için hiçbirini vermez. Bir şeyi sahibinden istemek olan duanın çeşitleri vardır. Ve maksada ulaşmanın başka hiçbir yolu yoktur. Bir şeyi sahibinden istemekten başka yol yok. Hem ne bizim verecek bir ücretimiz ne de onun ihtiyacı vardır. Kul için ancak dua etmek vardır. Komutanım, duyduk ki Bediüzzaman Said-i Nursi diye bir alim var esirlerin arasında. Evet. Ona izin verseniz de camide namaz kıldırıp bize ders verse komutanım. Peki ya kaçarsa? Biz kefil oluruz. Eğer firar ederse ikinizi birden onun yerine alırım. İmza atarak dışarı çıkacak. Gece son namazdan sonra imza atıp içeri girecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sağ olun komutanım. Komutanım, kantin için yeni çeşitler getirdik. Başka ihtiyaç olursa haber edersiniz. Tamam, kontrol ederim. İnsan adeta bu dünya misafirhanesinin seyyahıdır. Çocukluktan kabre kadar süren ömür seyahatinde her sene, her mevsim bir başka bahçededir. İnsan hayatı yavaş yavaş alışarak tanır. Ve alışmak, insanın varlıklardaki harikuladeliği görmesine mani olur. Gözüne alışkanlık perdesi iner. Hayalen insanın yetişkin bir halde dünyaya geldiği düşünülür. Ve bir kamerayla adım adım takip edilirse, o gördüğü her varlığa kendisini buraya getireni soracak ve her şeyde ona, bana bak, seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin diyecektir. O adam kendisini göndereni göklerden, gök cisimlerinden, güneşten, yerden, yağmurlardan, denizlerden, dağlardan, nehirlerden, ağaçlardan vesaire bütün varlıklardan soracak ve hep aynı cevabı alacaktır. Beni oku sesini duyacaktır onlardan. İnanmanız gereken budur. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Buradan kurtulmak ister misin? Kampın dışında izinliyken hiçbir yere gitmem. Söz verdim. Kamptan kaçmak istersen elbiselerimi giyer çıkarsın. Sana yardıma hazırım. Üstad, Arap şahsın kıyafetlerini giyer ve kamptan ayrılır. Böylelikle uzun bir yolculuk başlayacaktır. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin yolcu. Buyurduğunuz musibetler kapımızda. Üç şeyi hiç bırakmamak lazım. Ezanı sesli okumak, cemaatle namaz kılmak, Kur'an dersleri vermek ve almak. Şimdi yorgunsunuzdur. Dinlenin biraz. Sabah size yolu tarif ederim. Leningrad üzerinden Almanya'ya, oradan Petersburg üzerinden Varşova, Viyana, sonra Allah'ın izniyle İstanbul. Allah senden razı olsun. İstanbul'a ulaşan üstad, burayı İngilizlerin işgal ettiğini görür, burada mücadeleye devam eder ve Ankara'ya davet edilir. Şu hale bak, bu kadar çaresiz mi kalacaktı?
Zalim bir adam birini yere yatırıp ayağını boynuna bassa, yerdeki o vahşinin ayağını öpse, o zilletle kalbi başından evvel ezilir, ruhu cesedinden önce ölür. Hem başı gider hem de üstüne üstlük izzetinden olur. Eğer ayak altındaki mazlum adam o zalimin yüzüne tükürürse, kalbini ve ruhunu kurtarır ve şehit olur. Tükürün merhametsiz zalimin hayasız yüzüne. Doğru dersin üstad. Tükürelim o zalimin yüzüne. Kalbimizi ve ruhumuzu kurtarıp şehit olalım. Küstahlar işgalle yetinmiyor. Bir de din adamları 6 soru yöneltiyor Müslümanlara. 600 kelimeyle cevap istiyor. 600 kelimeyle değil, 6 kelimeyle de değil. Hatta 1 kelimeyle de değil. Belki bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü İngiliz devletinin ayağı boğazımızdayken din adamları bizden cevap istiyor. Tükürün zalimlerin merhametsiz yüzüne. İstanbul yaptığı anlaşmayla silahı bıraktı. Tamamen teslim oldu. Şimdi Anadolu'ya destek zamanı. Hem de en tehlikeli cephe olan buradan, İstanbul'dan milleti uyandırmalı. Arkadaşlar, İstanbul hükümeti İngilizlerin baskısı ile milli mücadele aleyhine fetva yayınladı. Ancak bu fetvaya karşı alimlerimizden Bediüzzaman Said-i Nursi de karşı bir fetva yayınladı. Gazetede yayınlanan bu fetvayı şimdi size okumak istiyorum. İslam alemini Anadolu için, Anadolu'yu İstanbul için, İstanbul'u saltanat için feda etmek ihanettir. Bu ihaneti Padişah Vahdettin değil, en aciz kişi dahi yapamaz. Tehdit altında verilen bu fetvaya uyulmaz. Said-i Nursi, İngilizlerin oluşturduğu kamuoyunu bozmak için Kutuvat-ı Sitte adlı bir risale yayınlayarak milletin maneviyatını güçlendirmek istemektedir. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın yardımıyla kazanılan bu zafer şükür ister ki devam etsin. Zira Müslümanlar İslamiyet namına sizi severler. Sizin gibi kahraman hoca bize lazımdır. Yüksek fikirlerinizden istifade için sizi çağırdık. Siz namazdan işe başladınız. Bu ferdi bir vazifedir. Evet, öyledir. Lakin Allah'a karşı vazifesini yapmayan bir kişinin millet vazifesini hakkıyla yapacağına inanmam. Allah'a ibadet etmeyeni kula tapmaktan koruyacak hangi güç var söyler misiniz? Ve bu sana yaptığım konuşmadan memnun olmamışa benziyorsunuz. Bu neye benzer biliyor musunuz? İslam alemini büyük bir camiye benzetirsek, bu caminin içinde ve dışında ilginç tipler vardır. Haylaz çocuklara benzeyen çocuk akıllı dalkavuklar, serseri ahlaksızlara benzeyen prank meşrep dinsiz herifler, ecnebilerin eğlence perest seyircilerine benzeyen gazeteciler vardır. Eğer bu tipler İslam'a aykırı hareket edip edepsizlikler yaparsa, ecnebiler tarafından alaylı bakışlarla birlikte beğenilecekler ama İslam aleminin nefretini kazanacaklardır. Eğer bu adam kalkıp güzel bir tarzda Kur'an okusa, yani Allah'ın emirlerini dile getirse, hakikate susamış bütün insanların ve Müslümanların takdirini kazanacaktır. Aksi takdirde? Aksi takdirde o adam iftihar ettiği geçmişini ve salihlerin nurlu caddesini terk edip, riya, heva, şöhret ve bidat yolunu seçerse, bütün hakikat yolcularının ve iman ehlinin nazarında en alçak mevkiye düşer. Üstad, ne Doğu Bölgesi Genel Vaizliğini ne de mebusluğu kabul ettiniz. Zaman imanı kurtarma zamanıdır. Banda Erek Dağı beni bekler. Yeni Said zamanıdır. Darbın hak yerine kuvveti üstün tutuşu göz boyamıştır. Hocam, iyiliğin hikmeti anlaşılsın diye mi kötülük var? İnsan kötülüğünden tamamen mesuldür. İyiliklerinden iftihara hakkı yoktur. Kötülükler tahribat nevindendir ve onu isteyen insandır. İyilikleri isteyen Allah'ın rahmeti, icat eden kudretidir. Nasıl hocam? Mesela bir sultan bir postacıyla ücretini de ödeyerek bir garibana sermaye gönderse, o postacı o sermayeyi garibana ulaştırsa, İyilik sultana aittir. Adamın minneti ve teşekkürü sultana olmalıdır. Postacı o parayla garibana eziyet etse, kötülük postacıdandır.
Gençken Ayasofya'da vaaz veriyordum. Cami tıklım tıklım doluyordu. Kapıdan içeriye girmek mümkün değildi. İşte o cemaate verdiğim kıymeti aynen size de veriyorum. Sakın biz kimiz diye kendinizi küçük görmeyin. Şu adada 10 sene kalarak 50 talebe yetiştirsem, o talebelerle İslam'ı bütün dünyaya yayıp alemi fethedebilirim. O nedir öyle? Kurban, benim helal malımdan zekatımdır. Size getirmişim. Yakınlarından kimseyi bulamadın mı ki ta buraya getirdin? Fakir kimsem yoktur. Hak sizindir. Zekatın nakli olmaz. Seyda kurban, hiç olmazsa 5-10 tanesini kabul edin. Hayır, mümkün değil. Ne benim ne de talebelerimin zekata ihtiyacı vardır. Seyda, hususi görüşmemiz mümkün müdür? Bunlar benim vücudumun parçalarıdır. Ayrılmazlar. Neyim varsa söyle. Seyda, eğer izin verirsen isyan edeceğiz. İsyan mı edeceksiniz? O zaman önce bana şunu söylemen lazım Hüseyin Paşa. Niçin isyan edeceksiniz? Ruslar vurdu, öldürdü, perişan etti. Malımız, canımız telef oldu. Fakat din ve namusumuza bir şey olmadı. Şimdi din ve namus gidiyor. Bize izin ver. Piyade ve süvari hazır bekliyor. Kan dökme paşa, kan dökme. Ne yapalım Seyda? Medeniyet iknayı öngörür paşa. Aşiretime bunu söylersem korktu diyecekler ama. Korktu desinler ama kan döktü demesinler. Bu taleple pek çok kişi geldi bana. Hepsine aynı cevabı verdim. Bu mücadele kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir. Sebep nedir? Nereye gidiyoruz? Emir böyle efendim. Şeyh Said isyanı dolayısıyla her tarafta sıkı tedbirler alınıyor. Bu yüzden sizi karayoluyla Trabzon'a, oradan deniz yoluyla İstanbul'a götürme emri aldık. Buyurun. Hocam söyler misiniz yine nereye götürüyorlar sizi? Burdur'a götürüyorlar. Eziyet ediyorlar bu kahraman alime. 20 gün önce getirdin. Suç bulamadılar ama serbest bırakmıyor. Barla'ya sürgün ediliyor. Yine dersler ve irşatlar devam ediyor. Risale-i Nurlar yazılmaya devam ediliyor. Yazılan risaleler elle çoğaltılarak başka yerlerdeki talebelere ulaştırılıyor. Burada da rahat bırakılmıyor ve tekrar sürgünler devam ediyor. İşte yakaladı. İçeride Arapça ezan okuyorlar. Hadi çabuk olun dedim. Hoca, siz de bundan sonra Isparta'da gözetimde kalacaksınız. 8 yılımız geçti bu köyde. Müsaade edin de helalleşelim. Hayır, olmaz. İfade için karakola gideceğiz. Niye karakola gidiyoruz anlamadım ki.
Bu yaşıma geldim, hala rahat bırakmıyorsunuz. Ne zaman rahat bırakacaksınız bu ihtiyarı? Ölünce. Rahmet-i ilahiden ümit ederim ki mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve ölümüm bir bomba gibi başınızda patlayacak. Yazdığınız Risale-i Nurlarla milleti devlet aleyhine kışkırtmaktan suçlanıyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Önce şu bilinmeli. İmkan başka, olay bambaşkadır. Her insanda başka pek çok insanı öldürme gücü olabilir. Ama öldürme fiili oluşmadıkça bir kişi sadece böyle gücü olduğu için katil diye yargılanabilir mi? Her kibritin bir evi yakması mümkün müdür? Bu imkan kibritli olduğu için kibritler imha edilebilir mi? Dini siyasete alet etmediniz mi? 100.000 defa haşa. Hakikat siyasetin erişemeyeceği yerdedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslam'ı kendine alet etsin. Ama hükümet aleyhine çalıştığınız tespit edilmiş bulunmaktadır. Hüküm yapılan fiilden çıkar. Hükümetin kişinin kalbine, özel hayatına bakmaya hakkı yoktur. Herkes kalbinde ve evinde istediğini yapabilir, yönetimleri eleştirebilir. Asayişe dokunmamak şartıyla hiç kimse vicdanıyla, kalbiyle kabullendiklerinden dolayı mesul tutulamaz. Asayişe dokunmamak şartıyla hiç kimse vicdanıyla, kalbiyle kabullendiklerinden dolayı mesul tutulamaz. Bu hukukun değişmez kaidesidir. Siz beni kurallara uymamak ve muhalefet etmekle suçluyorsunuz. Ben de sizi Allah'ın kanunlarına uymamak ve muhalefet etmekle suçluyorum. Karar. Mahkememiz Sait Nursi'ye 11 ay, isimlerini sayacağım 12 kişiye 6 ay, sanık olarak yargılanan 105 kişiye beraat kararı vermiştir. Bir diyeceğiniz var mı Sait Nursi? Benim gibi adamlara, kız kaçırana, beygir hırsızlarına verilen bir yıl ceza verilmez. Bana ya 101 sene yahut idam verilir veya layık olduğu yere getirilir. İnsanın kıymetini ortaya çıkaran imandır. Üzerinde tecelli eden ilahi sanatlar ve Rabbani isimlerin nakışları insanın kıymetini arttırır. İnsanın kıymetini maddi değerler düşürür. İçerisine ışığın nuru girmemiş bir avizenin ne üzerindeki nakışlar ve ne de kendisi hakiki manasıyla görülür. Bir hayali vakıada birbirine bakan iki yüksek dağ gördüm. Dağların arasına bir köprü kurulmuştu ve ben üzerindeydim. Köprünün altı uçurumdu. Bu dehşet içerisinde cebimdeki zayıf ışıklı feneri çıkardım. Nereye tuttuysam canavarlar, ejderhalar, aslanlar çıktı. Eyvah, bu fener başıma belaymış dedim ve feneri taşa çarpıp kırdım. Birden dünyayı aydınlatan bir elektrik lambasının düğmesine dokunmuşum gibi o karanlık dağıldı, her şeyin hakikati göründü. Baktım ki o köprü muntazam bir ovada mükemmel bir cadde, o mezarlık insanların sevinçle yaşadığı bir meclis, sol taraf enfes bir seyir ve ziyaret yeri, canavarlar itaatkar hizmetçilermiş. Allah'a imandan gelen huzurla ayetler okuyarak o hayali vakıadan ayrıldım. Dost istersen Allah yeter. Arkadaş istersen Kur'an yeter. Düşman istersen nefis yeter. Zenginlik istersen kanaat yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Esselamu aleyküm üstadım. Ve aleyküm selam. Gel Emin, bak şu karıncalar cumhuriyetine. İşlerini nasıl da yorulmadan hep birlikte ve vazife sevgisiyle yerine getiriyorlar. Doğru söylüyorsun üstadım. Pek düzenli ve disiplinli çalışıyorlar. Nereye gidiyoruz söyler misin? Ankara'ya. Hakkınızda ihbar var. İnadı bırak artık. Bu şapkayı giyeceksin hoca. Çıkar o sarığı. Bu sarık ancak bu başla çıkar. Sizleri uyarıyorum. Kur'an'ı tefsir eden Risale-i Nur'la savaşmayınız. O mağlup olmaz, bu memlekete yazık olur.
O başka yere hicret eder, yine aydınlatmaya devam eder. Yani yazdıklarınızı savunuyorsunuz, öyle mi? Saçlarım adedinde başım olsa, her gün biri kesilse, hakikatin kaynağı Kur'an'a feda olan bu baş, inkarcılara eğilmeyecektir. İnsana namazı bitmiyor gösteren ölümsüzlük kuruntusudur. Sabah namazından sonra öğleyi kılacağını, sonra arkasından ikindinin geleceğini nefsin ve şeytanın ağzından dinleyen adam, sanki bir sonraki namaz vaktine kadar yaşayacağı garantiymiş gibi düşünmektedir. Evet, her ölüm iki namaz arasında gelir. Kıldığı bir vakit namaz insanın son namazı olabilir. Onun içindir ki insan kıldığı her namazı son olabilir diye kılmalı, namazsız bir insan, secdesiz bir alın ve teşekkürsüz bir vicdan olarak gitmemeye çalışmalıdır. Hem namaz kılan adamın diğer vakitleri de ibadet hükmüne geçebilir. Namaz sonradan verileceklere önceden verilen bir ücret değil, önceden verilenlere sonradan yapılan bir teşekkürdür. Kim bu? Nereye götürüyorsunuz? Büyük hocaymış. Çok büyük bir alimmiş. Denizli cezaevinden çıktı. Emirdağ'da gözaltında kalacak. Madem büyük hoca, niye hapislerde gezdiriyorsunuz? Ben memurum. Milli şefe sor. Eğer suç varsa bütün suç benimdir. Diğer arkadaşlarımın hiçbir suçu yoktu. Biz Kur'an'ın hizmetkarıyız. Ben şimdi namaz kılacağım. Sırası mı? Mahkemedesin. Kaza edersin. Kaza olmaz. Namaz kılacağım dedim. Hoca, geldik. İstanbul'dayız. Mahkemeniz yarın. Uyudu mu yoksa? Artık çok yaşlı ve bitkin. Seni duymuyor bile. Sekiz sene emsalsiz ihanetlere, işkencelere, gözaltı ve hapislere maruz kaldım. Bütün bunların ilk sebebi beni rejim muhalifi olarak tanımlamalarıdır. Her ülkede, her hükümette muhalif bulunur. Asayişe, emniyete dokunmamak şartıyla, hiç kimse vicdanıyla, kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, metottan sorumlu olmaz. Üstad artık çok yaşlandı. Ateş ve ağrılar arttı. Emirdağ'da yataktayken gözlerini açıyor. Üstad gözlerini açıyor. Zübeyir, neredeyiz? Emirdağ'dayız üstadım. Gidelim. Nereye gidelim üstadım? Urfa'ya. İyi ki gece. Yoksa yakalanırsak mecburi ikametten bizi geri gönderirler. Ateşe iyice yükseliyor. Gün doğmadan Urfa'da olmalıyız. Thank you.
Hazreti Peygamber'i rüyasında görmüştür. Ona Urfa'ya gitmesini ve artık hayatının noktalanacağını söyler. Şoförünüz nerede sizin? Hemen Isparta'ya döneceksiniz. Ama üstadımız çok hasta. Ben anlamam, emir var. Buraya nasıl geldiyseniz öyle gideceksiniz. Bu halde yolculuk yapamaz. Ateşi çok yüksek, 40 derece. Ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri vefat ediyor. Geriye onun ölümsüz mirası olarak Risale-i Nur külliyatı kalıyor. Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim, türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan 1000 defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şehameti İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce karşımda kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür. Hiç ehemmiyeti yoktur. Nitekim öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi, vicdanı zulümkarlığa dayanabilseydi, Said bugün asılmış ve masumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin, yalnız 20 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil, 1000 Said feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur.